E, ee, dönebilir miyiz? Millet İttifakı'na biraz önce önemli bir çağrıda bulundunuz. Dediniz ki bu iş ikinci tura kalıyor. Birbirimizi kırmayalım, kutuplaşmayalım. Aynen. İkinci turda en azından bir arada olabileceğimiz bir iklimde devam edelim. Evet. Buradan devam eder misiniz? Ee, bakın, tekrar söylüyorum bunu. Hala yapmamız gereken bir iş daha var. Sandık güvenliği. Hı. Bakın biz memleket partisi olarak sandıkta görevli bulunduramıyoruz. Bugün de herhalde seçim kurulu HDP ile Saadet Partisi'ni devre dışı bıraktı. Biz bulunduramıyoruz şundan. Son seçimde ilk beşe giren partiler bulundurabiliyor. Biz Bizim ilk seçimimiz olduğu için bizim böyle bir şansımız yok. Ama biz hazırız. CHP, İyi Parti hangisi sandıkta nerede eksikse, nerede eksiklerse bize bildirsinler. Ben memleket partisi üyelerini... CHP kimliği taşımak şartıyla, İyi Parti kimliği taşımak şartıyla oralara gözlemci vereceğiz. Söz. Bizim arkadaşlarımızı sandığa otursunlar. Bizim sandığa oturma hakkımız yok. Böyle bir kadromuz hazır, teşkilatımız hazır. Hazır. Eksiklerine yardımcı olalım. Yardımcı olalım. Yani kesinler <laughs> desinler ki bize Kastamonu'da şurada eksiğimiz var. Siirt'te şurada eksiğimiz var. Muğla'da şurada eksiğimiz var. Biz de katkı sağlayalım. Derdim bu. Yani yarışalım yine. Yine yarışalım. Ama sandık güvenliği için birbirimize destek olalım. Nasıl bu kadar kendinizden eminsiniz? Seçim ikinci tura kaldı diyorsunuz ya. Tabii kaldı canım. Hiç kaçarı yok. Şu 35 günü iyi değerlendirirsem ben kalacağım ikinci tura. İkinci tura kaldığımda da seçimi alacağım. Bunu görüyorum ben. Sokakta görüyorum ben bunu. Yani bugün e, turizm fuarındaydık. belik düzündeydik. Ben bunu görüyorum. Gençlerle gençlerle birlikte yapacağız bunu. Buna inanıyorum ben. Hiçbir sıkıntı görmüyorum burada. Bakın tekrar geleceğim ilkeye. Bakın tekrar ülkeye geleceğim. Şimdi bu ülkede yapılan bir yanlış iş var. Fetöyle ile mücadelede. <laughs> bu iktidarla bu muhalefetin birbirine ne kadar benzediğini anlatacağım şimdi size. İktidara göre ne zaman başlıyor FETÖ ile mücadele? Milat ne zaman? 17-25 Aralık, değil mi? 17-25 Aralık'tan önce ne yaptıysan yap yanına kar kalıyor. 17-25 Aralık'tan sonra yaptıysan cezalandırılıyorsun. Bankasaya para yatırdıysan cezalandırılıyorsun. Paran varsa fetö borsasından basıp parayı kurtuluyorsun ya da elebaşıysan yurt dışına kaçıp Orada yaşıyorsun. Ama burada öğretmen, hemşire, garibansan, bankasaya da para yatırdıysan canını yakıyorlar. Peki şimdi CHP ne yapıyor? Bakın benim eski partim ne yapıyor? Diyor ki onlar da bir milat kurmuşlar. Babacan'a, Davutoğlu'na. Diyorlar ki AKP'den istifa ettiğin tarihten itibaren alırız milatı. Niye? Niye? E Babacan'ı Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacak. Ya Babacan AKP'deyken Sayın Kılıçdaroğlu'nun demeci var. Seni Yüce Divan'a göndereceğiz diye. Bu özelleştirmelerde onun payı var. Türk Telekom'da onun payı var. Kılıçdaroğlu Babacan'a, Yüce Divan'a gönderecek mi göndermeyecek mi? Gönderecekse neden Cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor? Göndermeyecekse AKP'den istifa ettikleri tarihten itibaren baz alacağız. Erdoğan'ı da aklayacak mıyız 2002'den bu yana? Davutoğlu'nu, Davutoğlu'nu Suriyelilerin hesabını soracak mıyız, sormayacak mıyız? Memleket Partisi'ne sorarsan biz soracağız. Biz soracağız hesap. Yüce Divan'sa Yüce Divan. Hesap sormaksa hesap sormak. Peki bir sorum daha var şimdi. Sıkı durum bu soru çok önemli. Sadullah Ergin nereden aday? Ankara. Çankaya'dan, Cumhuriyet'in kalbine hançer. Atatürk'ün Çankaya'sına hançer. Peki, Sadullah Ergin kim? Ali Dibocu. Sadullah Ergin kim? Yargı FETÖ'ye teslim edilirken Adalet Bakanı. Sadullah Ergin kim? Silivri'de e, komutanlara kumpas kurulurken, Balyoz Ergenekon davasında yargıyı FETÖ'ye teslim eden Adalet Bakanı. Ya utanma da kalkmış artık. Size bir şey sorabilir Peki mi? bir şey bak şurayı sorayım siz ondan sonra sor. Peki şimdi milletvekili yapıyorlar Sadullah Ergin'i. Peki seçilirse geçmişe dönük FETÖ'cülerden hesap sorarken Sadullah Ergin'den hesap sorulacak mı sorulmayacak mı? Biz soracağız. <laughs> Yargıyı niye FETÖ'ye teslim ettin diye. Ya Kılıçdaroğlu aynı AKP'nin yaptığını yapıyor. AKP'de ne rezillik yaparsan yap önemli değil. İstifa ettiğin tarihte miladı başlatıyor. Ondan sonra işimize bakalım. Muharrem Bey mesela bu Sadullah Bey konusunda ben de sizinle hemfikirim ama bir de şöyle bir şey yok mu? Çokça eleştirildiğiniz bir konuda şu. Bu programa mesela örnek vereyim. 40 dakikadır 45 dakikadır yapıyoruz. Yarım saatlik sürenin içinde yani 45 dakikanın yarım saatinde CHP CHP işte muhalif medya ve muhalefeti eleştirmiş. Hem soruyu soruyorsun görüşmelerde ne oldu diye sonra da onu soruyorsun. O zaman öbür tarafa geçiyorum. Durun geçmeyin. O, bir dakika şimdi. Madem benim sorularıma Hayır, cevap vereceksiniz ben sorayım benim sorularıma ama cevap O yok. zaman sorunu değiştir. Ya, benim... Hem sorunu CHP'ye soruyorsun hem sonra CHP ben, diyorsun. Ama şimdi ben bak, size sadece şunu sordum. Dedim neyi ki, sorarsan size, sor. Size bir teklif geldi mi bir diye dakika. sordum. Siz oradan şeyleri bir çıkardınız. Bir dakika şimdi. Twitter bak, falan çıkardınız. Geleyim Erdoğan'a. Bak Erdoğan'a geliyorum. hep Erdoğan'a konuşacağım. Öyle yok. Bu çok klasik Klasik bir iş yani. Buradan geçelim. Şimdi Erdoğan ne, dedi ki klasik bir iş anlamadım bir dakika. E, Ya CHP eleştirmiyorum. Tamam bıraktım. Bunu ilk kez benden duymuyorsunuzdur. Hayır değil mi? klasik dedim işte Hı. onun için. Sizden duysaydım klasik olmazdı zaten. Şimdi Erdoğan'ın vaatleri vardı. değil mi? Erdoğan'ın vaatleri neydi? 2023 yılında 2 trilyon dolar gelirimiz olacaktı. Kişi başı 25 bin dolar olacaktı. İlk 10 ekonomi arasında gelecektik. 500 milyar dolar ihracatımız olacaktı. İki gün önce çıktı Erdoğan. Bakın 2011'de söyledi bunları. 21 sene geçmiş 2002'den bu yana. 2023 hedeflerinin hiçbirini tutturamamış. 2 trilyon dolar olmamış. 1 trilyon dolar bile yok. 25 bin dolar olmamış. 8 bin dolar. İlk 10 ekonomiyi bıraktık. 23'e düştük. 20'den 23'e düştük. 17'den 23'e düştük. 500 milyar dolar ihracat yok. 250 milyar dolar ihracat var. İki gün önce 2028 vaatlerini açıkladı. İki gün önce. 16 bin dolar olacakmış. Ya sen 2011'de 25 bin dolar diyordun. 2023'e geldin. 16 bin dolar diyorsun 2028 için. Ee, ne olacakmış başka? İhracat 400 milyar dolar olacakmış 2028'de. Ya 2023'te 500 olacaktı, revize etti. Aşağı düşürdü. Milli gelir 1,5 trilyon dolar olacakmış. Ya daha önce 2023'te 2 trilyon dolar olacaktı. Şimdi 2028'de 1,5 trilyon dolar diyorsun. Yani Erdoğan 21 yıldır Türkiye'yi yönetiyor. Erdoğan artık Türkiye'de vaatte bulunamaz. 21 yılın sonunda artık 2058-2071 bir vaatte bulunamaz. Erdoğan'ın bu saatten sonra yapacağı en güzel iş torunlarını bakmak olur. Ya 21 yılda bunları gerçekleştiremeyen bir insanın neyini gerçekleştireceğine inanacağız. Yani ortak aklı yitirmiş, hukuka inanmıyor, bilime inanmıyor. Geçen gün bir tartışmalı konu geçiyor aralarında. Efendim diyorlar danışmanlara soralım. Ya neden danışmanlara soralım diyor? Bizim aklımız yok mu diyor? Bu noktaya gelmiş birisi. Size kim anlatıyor bunu? O çevrelerden birisi. O çevrelerden bir networkünüz var demek ki. E ya herkesin her çevreden olur. Onlar da bizim çevremizden alır. Bu tür Siz çünkü yani CHP eski <laughs> grup başkan vekilisiniz, Cumhurbaşkanı adaysınız. Yani siz e, Memleket Partisi'ne kadar ana muhalefet partisinin önemli isimlerinden birisiniz. Şimdi siyasette bir parti diğer partinin yakınlarından bilgi alınır. Hmm. <laughs> bu Bu bölgeye alınır yani. Gazeteciler almaz mı kulis haberler? Ama biz gazeteciyiz, biz siyasetçi değiliz ki biz her yerden alırız tabii. Ya biz de alırız yani. Siyasetçiler de alır. Sayın Cumhurbaşkanı duyarsa kızar buna. Şu kendi ekibinden birilerinin dışarı bir haber ee, sızdırdığını duyarsa. Ben de kızsın diye söylüyorum zaten. Öyle mi? Ee, yani bu bilgi doğru olmasa söylemem zaten. Bu bilgi doğru ki. Doğru ki söylüyorum. Eee ben Cumhurbaşkanı olacağım. Ben Cumhurbaşkanı olamazsam kim olursa olsun mu diyorsunuz? Hayır öyle bir şey demiyorum. Ne diyorsunuz? Hayır Erdoğan gitmeli diyorum birincisi. Birincisi Erdoğan gitmeli. Ben olmasam da mı? E, ben olmasam da gitmeli. Evet Erdoğan gitmeli. Erdoğan yeter artık. Yorgun ve memleketi bir uçurumun başına getirdi. Yani bakın Merkez Bankası'nın rezervlerini sıfırladı. Bizi borca batırdı. Eğitimi çökertti tarımı çökertti. Sokakları mülteci doldurdu. Yargıyı teslim aldı. Meclisin itibarını düşürdü. Türkiye'de özgürlükleri kısıtladı. Türkiye'de gençler terk etmeye başladı. Hekimler memleketi terk ediyor. Mühendisler terk ediyor. Mühendisler. Hep hekimleri konuşuyoruz. Mühendisler de var. Yani Hollanda'da bir şirkette 600 mühendis çalışıyor. ODTÜ <laughs> mezunu, Boğaziçi mezunu, İTÜ mezunu <laughs> pek çok gencimiz terk etmiş memleketi gidiyor. Çocuklar geri getirmemiz lazım. Bu çocuklara umut vermemiz lazım. Umutlarını tazelememiz lazım. Erdoğan olduğu sürece bunlar geri gelmeyecek. Erdoğan gitmeli. Ha, ben diyorum ki ben seçilirsem ben gelecek vaat ederim. Ben dağın arkasını gösteririm. Nanoteknoloji derim, kuantum derim, uzay madenciliği derim. Yüksek teknoloji derim, nitelikli eğitim derim. Ben bunları söyleyeceğim. Füzyon derim, füzyonu konuşmak istiyorum. Yani 1945'te uranyumu parçaladılar, atom bombası elde ettiler. Füzyon. Şimdi de füzyon gündemde. Yüksek sıcaklık altında hidrojen atomlarının birleşerek helyumu oluşturması. Bunu deneylin yaptılar. 100 enerji verdiler, 120 birim enerji elde ettiler. Yani burada enerjiyi çok ucuza getirecekler 5-10 yıl içerisinde. Biz bu teknolojiyi yakalayamazsak Enerjiyi çok pahalı üreteceğiz. öyle bir kadronuz var mı Muharrem Bey? Biz sizden başka kimseyi tanımıyoruz. Mesela bahsettiğiniz artık dünyanın konuştuğu teknolojileri Türkiye'nin de gündemine getirecek bir kadronuz ne bileyim kim var? Bize bir iki isim söylesenize. Mesela işte fizyondan, nanoteknolojiden, bahsettiğiniz kuantum dünyasından evet. bunları Türkiye'nin günceline, ülkenin yönetimine getirecek hangi bilim insanlarıyla, hangi kadrolarla çalışıyorsunuz? Peki ben bu ülkenin... E en önemli sorunu, beka sorunu depremdir diye benden başka söyleyen var mı bunu? Yani şöyle, evet Şubat'taki seçim, yani depremdeki varlığınızı bütün Türkiye. Hayır, bahsediyor. hayır, hayır, Ondan depremden önce, depremden Hı. önce daha 2-3 sene önce. En önemli beka problemimiz deprem. Bütün Türkiye bunu izledi. Peki ben bunu falcılara mı sordum? Astrologlar mı söyledi bana bunu? Demek ki yanımda kadrolar var. Peki Erdoğan bir daha seçilirse dolar 8-10 lira olur dediğimde falcılar mı vardı yanımda? Falcılar mı var yanımda? Peki bir şey daha söyleyeceğim. Bu ülkenin yakında bir su problemi var. Bu ülkenin gıda problemi var deyip rapor hazırlayıp bu raporu 19 partiye gönderdiğimde <laughs> ben bunu kendi kafamdan mı yazdım? Kendi kafamdan mı yazdım? Hayır. Ankara Üniversitesi'nde tarım profesörü. İstanbul'da birinci sıradan aday. İstanbul'da birinci sıradan aday inşaat mühendisi doktor. Birinci sıradan aday. Ankara'da Çankaya bölgesinden Mülkiye'de profesör. İzmir'de enerji konusunda uzman birinci sıradan aday. İkinci sıradaki de enerji konusunda uzman. Türkiye'nin pek çok yerinde böyle arkadaşlarımız var. Ha bunlar tanınmıyor diye. Yeterince hatırlayın Özal'ın ilk Yok canım geldiğini. ben bilim insanının şöhretinden evet. falan meraklı değilim. Hayır hayır. Kadronuzda bunlar var mı? Var Şimdi, tabii ki bunlar. Anlatın diye soruyoruz. Hayır yoksa var tabii ki. Şöhreti beni ilgilendirmiyor <laughs> yani. Yani. Bilimsel şöhreti bizi ilgilendiriyor. Siyaset bilimci profesör Çankaya'da milletvekili adayı. Dördüncü sırada. Karşısında Ali Dibo var. Yani bunlar bunlar olmasa ben bunu nasıl yaparım? Ben bu hazırlıkları nasıl yapıyorum Candaş Bey? Kim istiyorsa karşıma çıksın. Gelsin tartışalım. Hangi konuda istiyorsa. Ben şu anda şu anda partide 30-40 tane genç var. Çalışıyorlar gönüllü, ücretsiz. Türkiye'de hangi konuda bilgi istersem. Hangi konuda bilgi istersem ben öğrenmeye açık birisiyim, bilime inanan birisiyim. Naci Gör görüre müsfette dedi. Erdoğan ben Naci Görür'ü gittim evinin yanında ziyaret ettim. Bana lütfen dedim anlatın hocam dedim şunu. Sizden öğrenmek istiyorum dedim. Erdoğan Naci Görür gibi bu ülkenin on numara bir profesörüne hocasına onu dedi. Ben seçilirsem evine gideceğim. Ondan bilgi almak için. Çankaya Köşkü'nde de ağırlayacağım. Türkiye'de Türkiye'de bu kadrolar var. Ben bunları tanıyorum. Ben 20 yıl önce, 21 yıl önce milletvekili oldum kamuda çalışanlar var. Yani AKP döneminde kamuda çalışıyor diye kenara mı atacağız bunları? Siz şey demiştiniz, seçime çok kısa bir süre kaldı, Cumhurbaşkanı yardımcımı açıklayacağım. Onu 2018'de söyle. Öyle mi? Evet. E, şimdi mesela kafanızda bir Cumhurbaşkanı yardımcısı var mı? Açıklayabiliriz. Bilmiyorum şu anda daha onu düşünmedim. Nasıl bir profil Aman, var? Üç, yani 300 kişilik kadro hazır. 300 kişi. Bakanlar Kurulu dahil. Tabii Bakanlar Kurulu, İstanbul valisi, Ankara valisi onlar kafamda hazır. Başka kimler e -PDK ya, var? EPDK'ya, BDDK'ya. Bakın şimdi bunların bir kısmı şu anda partinin yöneticisi. Hepsini memleket partililerden yapacak mısın? Hayır tabii ki değil. Zaten en şanslı olan benim. Ne gibi? İşte Naci Hoca'yı söylediniz. Naci Hoca. Ya teklif edeceğim. Gel afetlerle ilgili bir yere diyeceğim. Önce seçileyim pazar günü. Bakanlar kurulu daha sonra. Önce seçileceksin. Seçilmeden ne teklifi yapıyorsun? Pazartesi günü teklif edersin pazar dedi ikinci seçimden bahsediyoruz. Birinci turda seçilme sizin de artık ya kesin erdi. Pa pazar günü olacak pazar, ya seçim. Bir şekilde pazar. Pazar doğru. olacak yani. Şimdi bakın bu kadroları yeteri kadar konuştuğunuzu düşünüyor musunuz? Yani şu Çok sürekli kafa yoruyorum bunlara ben. Ben bunlara sürekli kafa yoruyorum. Kim bu işte? Mesela e, bir arkadaşımız ya kim var diyorum. Mesela İyi Parti'nin içinde diyorum. Bunda bu konudan anlayan kim var? CHP'yi biliyorum zaten. Soruyorum yani. AKP'nin içinde diyorum temiz kalmış bu işlerden anlayan kim var? Araştırıyorum bunların hepsi benim. Ben 2018'de aday olmuş birisiyim. Oradan da alırım diyor musunuz yani? Alırım tabii. Neden almayayım? Bu memleketin evladı değil mi bunlar? Yetenekli Yetenekliyse liyakatlıysa neden almayayım? Milli takım kuracağım ben. Ben milli takım teknik direktörü olacağım. Yani e, 13 tane mesela 13 bakan atayacağım. Hazırlıklarım tamam. Şu anda 17 bakan var. İşte 20 küsüre çıkaracak herhalde Kılıçdaroğlu öyle diyor. Ben 13'e düşüreceğim. 13 bakanla yöneteceğim. 13 kurulu olacak. 7'şer kişiden 40 kişilik de bir kırklar meclisi oluşturacağım. 40 kişilik. Aksaçlılardan her görüşten insan olacak. Onlar danışma kurulu üyesi yapacaklar. <laughs> Maaş olmayacak. Aksaçlardan mı? Aksaçlardan. Oyu gençlerden alıp aksaçlılara iktidar vermek biraz tuhaf olacak. İktidar mi? vermeyeceğim. Onların oy hakkı yok. Onlar danışma kurulunda olacaklar. Görüş bildirecekler. Beni yönlendirecekler. Görüşlerini dinleyeceğim. Mesela uçak masraflarını devlet karşılayacak. Yemek yatak masraflarının masraflarını devlet evinden alacak. Uçağa bindirecek. Getirecek Çankaya Köşkü'ne. Ayda bir bunlarla toplantı yapacağım. Memleketin selameti için. Siz de mi külliyeyi kullanmıyorsunuz? Hayır kullanmayacağım. Ne Ora, yapacaksınız? Orayı o? üniversite sınavında ilk bine giren çocuklara vereceğim. Arge merkezi yapacağım. Marmaris'teki yazlık sarayı da engelli çocuklara vereceğim. Hayır kullanmıyorum. Ben kendi dairemde otururum. Zaten 14 sene sonra zar zor bir daire aldım. 14 sene kira da GABBA Mobilya'nın sunduğu Az Önce Konuştum devam edecek. GABBA Mobilya'nın sunduğu Az Önce Konuştum devam ediyor. Ee, size 7 kişilik Cumhurbaşkanı yardımcısı adaylığına itiraz ediyorsunuz ama 40 kişilik danışma kurulu da bununla aynı şey olmuyor mu diye... Hayır e, değişler var. Bu ya. bir istişare kurulu, danışma kurulu, ücreti yok, bir şeyi yok, yaptırımı yok, imzası yok. Sadece e, me, memleketin geleceği için görüşlerini bildirecekler orada. Çelişiyor muyuz? Çelişmiyor muyuz? Bunu yapacaklar. Hiçbir problem ee, yok. Bir hesap galiba sizin gösterdiğiniz hesaplardan biri demiş ki e, gösterdiği tweetlerin şaka olduğu çok açık. Kendisini sosyal medya okur yazarlığı yok ya da amacı e, mağdur etmek kendini. Cevap hakkımı kullanmak istedim, TV yüzü aradım, şey yapmadılar demiş geri dönüş Hangisiymiş acaba? Ee, Libertian olduğu evet. mu? Ne? Ee, o, bunu... o jipi, o jipi ülkeyincelindir diye yazmaya utanmamış mı? İşte diyor ki bu şaka olduğu çok açık. Olur mu öyle şaka? Bütün, bütün Türkiye onu gö gösteriyor, şaka yapmış, öyle mi? Cevabını buradan ileteyim de. Yani, Benim böyle şaka olur mu? Verdiği cevabı da. Şakaymış. Aynı şekilde iletmiş Her tarafa onlar. yayıyorlar, 10 milyon dolarlık jip deyip Ülkü İnce'nin eşi. Muharrem İnce'nin eşi Ülkü İnce'nin jipi deyip yazıyor. Şaka yapmış. Evet. Utanmadan bir de şaka yaptım diyor. Siz bu Kemal Bey'e karşı bir daha aday olmayacağını söylediğiniz video ile ilgili... Şimdi gelelim... Ki... Hayır, şimdi... Programı kapatırken parayı soracaktınız. Müsaade edin ama programı ben yapıyorum ama Ulan, o kadar da hayır. hani ne, ne zaman sorulacağını siz karar vermeyin. Programı kapatırken soracağım. Ya Muharrem Bey müsaade edin soruları Kemal ben soracağım. Kemal Bey'e karşı ben CHP Genel Başkanlığı. Soruyu Başkanlığı. daha sormadım ki. Hayır CHP Genel Başkanlığı aday olmayacağım dedim. Ben CHP Genel Başkanlığı'na aday değilim. Cumhurbaşkanlığı Orada konu Cumhurbaşkanlığıydı ama. Hayır değildi. Fatih Portakal'ın sorusundan Hayır bahsedin. efendim o zaman ben Cumhurbaşkanı adayıydım zaten. Ama orada bir ilkesel duruş yok mu sizce hayır, hayır. CHP Genel Başkanlığı için geçerliydi. O ikisi farklı. Peki. Eee sizin burada e Tam da ben mı? sizi tabii yönlendirmeye çalışmıyorum. Programı kapatırken siz <laughs> para işini soracağım dediğiniz için ben de hazırlığı Yok, yaptım. Yok soracağım olmuş. gerçekten soracağım. Hadi tamam. Hatırınız kalmaz sorayım. Zaten bu arada gerçekten soracaktım da izleyicilerden gelen sorular da var. İzninizle tamam. onları da sormak tamam. istiyorum. Sorun. Soruyu sadece ben soruyor olmayayım. Birçok insanın da size sorusu var. Ee, sorayım. Sizin Sorun. parti sözcüğünüzün hükümete çok yakın bir müteahhit firmada çalıştığı iddia edildi. Evet. Sonra hanımefendi kabul etti. Orada çalıştığını, profesyonel olduğunu, liyakat sahibi biri evet. olduğunu söyledi. Ee, aslında burada herkesin merak ettiği şey şu. Şu. Evet. Yani o e, beyefendinin nerede çalıştı çalışmadan önce iktidara evet. yakın bu firmadan bu şirketten oranın sahibinden evet. partinize bir maddi bağış size bir bağış yapıldı mı? Böyle bir destek asla, aldınız mı? Asla bir lira bile öyle bir şey yok. Ee, İpek Hanım kendi maaşından bir aidat ödüyor. Biz partide 60 parti meclis üyesi bir aidat ödüyoruz. Arkadaşımızın ödediği parayı da söyleyeyim. Aylık 1500 lira. Bütün bilgileri de burada iki buçuk senedir bütün ödediklerini herkese isteyen mali müşavir, isteyen muhasebeci gelir. Memleket Partisi'nin bütün hesaplarını açarım. Ben özel bir bilgiyi de aktardım burada ama mecbur kaldığım için aktardım. 500 liradan 15 bin liraya kadar aidat ödeyen 60 kişi var. Biz iki buçuk senedir partiyi bu şekilde yürütüyoruz. Masraflarımızı böyle karşılıyoruz. İl binalarımıza para vermiyoruz çünkü paramız yok. İşte Adıyaman il binamız. Adıyaman il binamız bu. Nasıl gösteriyorum kameraya? Görüyor kamera görür onu. Siz şey yapın arkadaşlar seçelim. Şöyle evet. Ha. Şöyle bak. Sıvası bile yok. Bu da Deva Partisi'nin Buna hiç sormuyorlar. İlçe binası. Şimdi bakın anlatayım. Biz illere ilçelere 1 lira para göndermedik. Herkes oradaki üyelerden aidat alıyor ili ilçeyi yönetiyor. Biz 60 parti meclis üyesi aidatımızı ödeyerek 8 çalışanımız var. Genel merkezde 8 çalışan var. 30 civarında gönüllümüz var. Biz gençlerin desteklediği bir parti olduğumuz için çok çabuk organize oluyoruz. Yarın Anıtkabir'e gidelim diyoruz. Miting oluyor Anıtkabir. Öbür gün Bolu'ya gidelim diyoruz. Miting oluyor. Hep gençler var çünkü. Şimdi gelelim İpek Hoca'nın eşine. Evet eşi orada bir tepe yöneticisi değil. CEO değil. Eşi sermayedar değil, ortağı değil. Ücretli bir çalışan. O şirkette 24 bin çalışan var. O şirkette benim bir arkadaşım var. Fanatik CHP'li. Fanatik CHP'li. Bana oy vereceksin bu sefer dedim. Düşünürüm dedi sana dedi. O, ya o şirkette AKP'li var, CHP'li var, memleket partili var, MHP'li var, HDP'li var. Yani bir çalışan üzerinden bu ayıp. Şimdi gelelim bu şirkete. Madem şirketi konuşuyoruz. Bu şirket Dudullu-Bostancı metrosunu, yani ben bunları açıklamak istemezdim. Ama çok istiyorlarsa açıklayayım. Dudullu-Bostancı metrosunu yapmış. Peki, açılışını kim yapmış? Sayın Kılıçdaroğlu yapmış. Bak ihale var burada, para var. Yani eğer para... Bu iftirayı atanlar, bu iftirayı atanlar FETÖ'cüler. FETÖ'cülerden alıp bize saldıranlar CHP'liler. Eski arkadaşlarım, ayıp oluyor. Bir mühendis üzerinden bu olmaz. Eğer yapacaksanız bak bu şirketin İstanbul Belediyesi'ne yaptığı metronun açılışını Kemal Bey yapmış. Yadırgıyor musun? Yadırgamıyorum. Ya hiç yadırgamıyorum. Yanlış bulmuyorum ben. Arkadaşımıza iftira attıkları için açıklıyorum. Devam ediyorum. İstanbul Havalimanı'nın kazan kişi, kazan şirket. Bak CHP'liler protesto etmişler. Etiler polis meslek yüksek okulunun arazisi. Peki Sayın Kılıçdaroğlu açıklama yapmış. Bu şirket ne demiş? Özel ilgi göstereceğim demiş. İstanbul Havalimanı yok ettiği için. Peki buraya ne olmuş sonra? Ne olmuş? Buranın ihalesini bu şirket almış. Bir şey dedik mi? Ha, şimdi sorun nerede? Bak burada Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki, Ali Diboculardan diyor, bakan değil milletvekili bile olmaz. Sadullah Ergin için söylüyor. Arkasındaki fotoğraftaki de benim. Kişi de benim. Grup başkan vekiliyim o zaman. Ben bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasındayım. Ali Dibocu'lardan milletvekili olmaz diyen Kılıçdaroğlu'nun arkasındayım. Yanındayım. Ama şimdi bu Ali Dibocu'yu aldı. Çankaya dördüncü sıraya koydu. Şimdi bunu kapatmak için İpek Hoca'ya ve eşine laf söylüyorlar. Ben arkadaşımın arkasındayım. Eşi orada çalışan maaşlı bir mühendistir. İlla para ilişkisi arıyorlarsa, ihale arıyorlarsa ihaleler, açılışlar buradadır. Arkadaşımız da bana söyledi eşim burada çalışıyor diye. Ben de daha önce söylemişti. Hiçbir sıkıntı yok dedim. Ekmek parası çoluk çocuğunun rızkını nereden kazanacak? Yani ben ben bir param olsa televizyon kanalı kursam, siz işsiz olsanız, işe ihtiyacınız olsa benim siyasi görüşüme mi bakarsınız önce? Önce ekmek parasına bakarsınız. Yani siyasi görüşünüze de bakarım bakarsın da. Bakarsın elbet ama iş, işe bakarsın. Ve bu arkadaşımız İpek Hanım'ın eşi daha önce de Borusan'da çalışmış. Yıllarca Borusan'da çalışmış. Ayrılmış öyle yarın ayrılır başka bir şirkete girer. Bunlar yakışıksız şeylerdir. Ali Diboyu Memleket Partisi'nin sözcüsünün eşi üzerinden kapatamazdır. Partinize çok büyük bir bağış var mı yapılan bu dönemde? E var. Bir iş insanından? Var. Kim bu söyleyecek misiniz? 55 bin lira var en büyüğü. 55 bin TL? Evet. Bak Candaş Bey. Bak çok netim. Bak Türkiye'de bunu kim diyebilir? Bak söylüyorum. Ben partinin bütün hesabını şurada görüyorum. Bu eski model cep telefonu. Ben her gün sabah bakıyorum. Şu anda Cumhurbaşkanlığı hesabında biriken para 2 milyona yakın. Bu partinin hesabı değil mi? Cumhurbaşkanlığı hesabı. Hmm. Benim adım hmm. Arçılar. 2 milyon liraya yakın para var. Bu arada da vatandaşlarımızdan katkı bekliyorum. Bu arada bir iddia daha var. Onu da sorayım bununla ilgili. Yanılmıyorsam evet. Sevilay mı yazdı? Evet. ben Sevilay yazdı hatırlıyorum. Sevilay ee... yükselir mi? Sevilay Yılmaz mı? Yılman. Hangi saçlı? Yani saçını değiştirdi, soyadını diye hani A haberde yazan bir Sevilay Yükselir vardı. Sonra saçını değiştirdi, soyadını değiştirdi. Şimdi solcu oldu. Hangisi? Yok Sevilay yani bu sizin yorumunuz da. Yani? Ben bunun içerisindeyim. Sevilay bizim arkadaşımız gazeteci evet. Sevilay evet. Yılmaz. Ee, onun yazdığı bir haber hatırlamıyorsam. Evet. Partiye toplanılan yani paraları İş Bankası'nda hatta bir şubenin evet. adında falan da veriyor. Evet. Sizin şahsi hesabınıza topladığınıza dair bir iddia gündeme geldi. Evet. Ee, buna bir cevap verecek misiniz? Hayır bak burada isteyen muhasebeci yanına alır. Tamam mı? İsteyen mali müşaviri yanına alır. Memleket Partisi'nin hesabı da burada. Üç kişi görebiliyor. Partinin genel sekreteri, partinin genel saymanı ve ben. Ve ben. Her şey çekilen her para, kasadan çekilen her para, benim el yazımla çekiliyor. Hepsi bankada saklı. Hepsi bankada saklı. İki buçuk yıldır devam eden hepsi. Ben bu tür ahlaksızlıkları yapacaklarını bildiğim için Bunları bildiğim için arkadaşlar her şey kurallara uygun olacak dedim. Her şey. Hepsi el yazımla imzalıdır. Hepsi. Ne kadar lazım? 150 bin lira. 150 bin lira. Hatta bir banka personeline el yazımla gönderiyorum. Ben el yazımla imzalıyorum. Banka personeli arıyor beni partinin e, muhasebecisi gittiğinde. Başkanım diyor daha başkanım der demez 120 bin lira diyorum. Tamam diyor. Ödemeyi yapıyorlar. Hepsi kayıt altında Bunları belki de şey yapsanız çok daha iyi olmaz mı? Yani halkın da denetleyebileceği ya arkadaşlar, bir sosyal ben şimdi, medya üzerinden bak internet üzerinden Hayır ne geldi, nereye gitti? Ya yapacağız şu seçimi bir çıkalım. Bundan mı uğraşacağım şimdi? Seçimden bir çıkalım. Seçimden çıkalım. Ondan sonra yaparız. Harcama yapıyoruz. Hala para geliyor. Para harcıyoruz. Bayrak yaptırıyoruz. Bak söylüyorum. Mali müşavirler odasına sesleniyorum. Bizi denetleyebilirsiniz. Açığız. Açığız gelin. Ben buradan göreyim. Şimdi program bitince ben size göstereceğim. Buradan diyeceğim ki bak şu hesapta şu kadar var. Bu hesapta bu kadar var. Program bitince göstereyim. Şimdi zamanınızı almazsa açayım telefonu. Açayım yani. Ee? Sorun yok.